Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size en çok sorduğunuz sorudan başlamak istiyorum. Arkadaş, koili nasıl tel pamuk sarıyorsun diye. Bunun bir tane videosunu çektim. Çok da yorumlu geldi ve herkesin yorumuna cevap verdim. Şimdi bugün size daha detaylı bir şekilde koile tel pamuk sarımını nasıl yapacağımı anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir eski koilimi atmadım. Bütün hepsi benim elimde duruyor. Mesela bak, bunlar 4 girişliler. 4 telliler. Bunlar. Bu. Bunları da atmıyorum. Neden? Bakıyorum, bir tanesi iki tanesi pislenmiş ama iki tanesi sapasağlam. İçindeki tellerini kullanıyorum. Temiz tellerini. Gördüğünüz gibi bu hazır bir coil. Bunun içine tel pamuk sardım. Kendimi bu şekilde hazırladım. Bunu nasıl hazırlayacağımı şimdi sizlerle göstereceğim. Bu da kullandığım bir tanesi. Bunun da teli kararmış. Yeni bir tane takmayı göstereceğim size arkadaşlar. İçindeki pamuğu alıyoruz. Şurada bir peçete kirliliğim vardı. İçindeki telimi de alıyorum. Bunun ilk çıkaracağınız zaman arkadaşlar, yani eski coilinizde şu şekil bir sistemdir. Bir tane sünger, süngerin üstünde bir tane kapak vardır. Yani bu şekil bir coildir sizin aldığınız. Bunu buradan çekin. Tıpalıdır zaten bu. İçindeki süngeri de çıkartın. Süngerden sonra telini çıkartın içinden. Bak, gördüğünüz gibi tel kararmış. Şimdi bu çıkardığınız koili güzelce temizleyin. Likit mikit hiçbir şey kalmasın. Hiçbir yerde siyahlık, likit veyahut da bir pis bir şey kalmasın. Temiz bir içim alır. Daha doğrusu kullanacağınız likitin tadını tam alırsınız. Aldım normalde Smoke'un 0,40 ohm veren bu şekil bir coil. Şimdi arkadaşlar, bunun içinde 4 tane delik olur. Bak, 2 tanesi küçüktür, 2 tanesi büyüktür. Büyük olan delikleri makasla içindeki süngeri şu şekil yırtın. Bir saniye, net desin daha iyi göstereyim size. Şu şekilde yaparsak daha iyi görür müsünüz? Evet. İçinde bakın, iki tane küçük delik var, iki tane büyük delik var. Büyük delikleri dıştan makas sokarak yırtın böyle. Bu tarafı da aynı şekil. İçi bomboş olsun. Bu şekil hazırladıktan sonra İster kendi telinizi, ister yeni bir tane tel. Yeni telinizi alın. Ben şu kalınlığı tavsiye ediyorum. Çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şuradaki şu kalınlığı telin iç kalınlığı olacak. Bu şekil tel benim tavsiye ettiğim bir kalınlıktır arkadaşlar. Bunun ucu da yamulmuş. Arkadaşlar, tornavidanın bu şekil şu kısmına şu kadar boyutta uç çıkartın. Şöyle göstereyim. Bu kadar boy idealdir. Dışta kalsın. Kaldıktan sonra bu telin üstüne sarın. İki tur attırın. Buradan çekin. Sıkı olsun. Aşağı doğru kaydırın. Sarın. Tutun, çekin. Bir daha. Aynı şekilde bir daha yaptıktan sonra aynı boyda da dışarıda kalsın. Bu şekilde çekin yine. İki taraf sıkı ve düz birbirine bakacak şekilde olsun. İç düzeyini de aşağı kadar düzleyin ve hepsi sıralı bir şekilde kalsın. Hepsinin ritmi aynı olsun ki pamuk hepsini aynı anda eşit bir şekilde değsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekil telimi sarmış oldum. Bir tarafı uzun kısa oldu. Eşit olmasını istiyorsanız tekrar koyun. Bir tarafı açın. Tekrar aynı şekilde çekerek sarın. Şöyle yarım yamalak bir tur daha attırın.
Ondan sonra zaten tellerin ikisi de aynı boyda eşit bir şekilde duracaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telimiz hazır. Yeni bir tel. Tel ne ince ne kalın bir tel. Orta bir tel. En güzel duman performansını bu telden alırsınız arkadaşlar. Teli hazırladıktan sonra arkadaşlar pamuk. Normal elektronik sigara pamuğu. Çok zorda kalırsanız evde yoksa da evde pamuklarınız da var. Yani kullanılmaz diyorlar. Ben şahsen kullandım. Hiçbir sıkıntı da almadım. Yani tavsiye etmiyorum. Ama yoksa da kullanabilirsiniz. Yani ben kullandım. Pamuğunuzu bu şekil alın arkadaşlar. Çok uzun olmasına gerek yok. Fazlalığını atın. Bir tarafını top yapın arkadaşlar. Böyle yuvarlayın. Aynı şekilde diğer tarafında. Ortası şişkin kalsın. Şu şekil gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu telin içinden geçirin. Pamuğu eşit bir şekilde gördüğünüz gibi telin içine pamuğu geçirdim. Ondan sonra arkadaşlar elektronik sigarayı koilini ters tutun yani arka kısmından, tamam mı? Açtığınız bir büyük deliğin içine şu teller yukarı bakacak şekilde yani böyle duracak şekilde bir tarafına buradan koyun. Ondan sonra çekin. Sıfıra geldikten sonra bir tornavida yardımıyla bu süngeri gönderin buradan. Bu taraftan çıkardıktan sonra çekin. Gördüğünüz gibi içinde bu şekil iki tel ve pamuk olacak şekilde kalacak. Bu ışığı kapatsam mı acaba daha mı çok parlıyor? Bu şekilde gözükmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle duracak. İçinde de iki tane teliniz olacak. O iki tel tellerin ayarını yapın. Gördüğünüz gibi iki telin ucu da bende. Birisi burada. Şöyle yaparsam daha iyi gözükecek. Bir telin ucu burada. Bir telin ucu da burada arkadaşlar. Pamuk teli ayarladıktan sonra süngeri ıslak hiçbirisi kalmasın. Hepsini kurutun. Hepsini temizleyin arkadaşlar. Şimdi en önemli kısı. Bunu diyor ki arkadaşlar ben yapıyorum ama cicik atomizer hatası veriyor. Çünkü bağlantı hatası yapıyorsunuz. Bakın bir tane tel. Şu tel burada bu şekil buraya sıfır kalacak. Buna değecek. Diğer tel de süngerin ortasında. Yani bu ortalayacak bu şekilde. Yani şöyle göstereyim. Bir tane tel süngerin arasında. Bak gözüküyor kafası. Diğeri de yapışık bir şekilde kalacak. Bunu içeri aldım. Bir de yapışacak. Yani bu siyah halkanın içine bir tane tel. Burada bir tane tel de coil ile süngerin arasında kalacak. Tam şu arada da kalacak noktada. Kaldıktan sonra kapağını takacağız. Kapak da siyah ile telin tam arasında kalacak. Yani katlanmasın arada kalacak ve bu şekil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra pamuğu. Fazla pamuğu bu şekil yol açın. Yani rahat emsin. Rahat içeriye göndersin. Hafiften çapraz bir şekilde pamuğu kesin. Yani 1 milim kadar dışarıda bırakabilirsiniz. O problem olmaz. Aynı şekilde burayı da. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Coil'inize yeni bir coil almadan tel pamuk sararak içebilirsiniz. Ben diğer her coil değişimde cihazımın içindekileri de yıkıyorum. Yani eski coil'i falan kalmasın diye sıcak suyun içine atıyorum. Yıkanmanızı da tavsiye ederim. Bunları çıkardıktan sonra güzelce kurutun. Hiçbir şekilde su mu kalmasın.
Çünkü su pamuğa değerse tat bozabilir. Güzelce her tarafını kurutun. Ne kadar da suya çıkarsam bakın yanmış likitler hepsi çıkıyor arkadaşlar. Evet, bunu yıkadık. Bunu daha çok güzel kurutun. Çünkü bütün güç buradan geçeceği için hiçbirinde ıslak bir yer kalmasın. Hatta peçetenizi değiştirip yeni temiz peçeteyle daha güzel kurutun. Bir önceki videoda zaten camımın kırılmıştı. Onun yapımını göstermiştim. Kanalıma girip o videoyu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi camımı takalım. Jonta elinizde fazla varsa yani sık sık değiştirin. Akıtma falan yapmaz. Ben yeni aldığım için değiştirmeyeceğim. Şimdi yedeklerim var. Camın içine takarken dikkat edin arkadaşlar. Katlanmasın içinde. Katlanırsa likidi akıtabilir. Evet arkadaşlar, kapağın üstüne taktık. Döndürerek takarsanız çıkmaz. Tam taktığınızdan emin olun. Likit kaçırmasın. Tamamdır. İlk yaptığınız atom üzeri takın. Güzel tam oturduğundan emin olun. Daha da gitmiyor gördüğünüz gibi. Takmadan önce pamuğunuzu buradan bir ıslatın. Hamurunuzun her tarafını ıslatın arkadaşlar. Islattıktan sonra bellerinizi takın. Cihazınızı hazırlayın arkadaşlar. Her zaman bu üstü de güzelce silin arkadaşlar. Üstünü, arasını. Olur da likit mikit sızmıştır. Taktığınız zaman zaten direkt atom üzeri algılayacak. Gördüğünüz gibi algıladı. Direkt 74'lük 10 verdi. Bakalım. Evet, çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı da yok. Hemen tam takım kapatalım makineyi. Çok sıkmayın ama çok da gevşek bırakmayın. O boşluğu alın sadece. Tamamdır. Buradan likitinizi de ilave edin. Ben kendi karışımım likitimi ekleyeceğim. Olabildiğince likiti çok koymayın. Ya olur camınız çatlaktır, akıtıyordur. Likitiniz boşa gitmesin arkadaşlar. Yani bu şekil benim için ideal oluyor genelde. Yani tam şu atom üzeri geçmeyecek şekilde dolduruyorum. Evet, şu an elektronik sigaramız içmeye hazır. Hemen.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 2 saniyelik bir çekim yapacağım 30'dan. Benim piller biraz farklı. Bunu da yeni bir video size anlatacağım. Sadece 2 saniye çekeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok da güzel likitin tadını tam alıyorum. Ve hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Buna sizi yani dumanı görmeniz için daha yakından bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil size göstereyim. Yine aynı şekil 30 derecede. Sadece 2 gibi bir saniye yani 2-3 saniyelik bir süre çektim. Biraz daha uzun çekelim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördünüz. Cihazın performansını da gördünüz, dumanını da gördünüz, her şeyi gördünüz arkadaşlar. Yani kendiniz de bu şekilde ucuz yöntemlerle yapabilirsiniz. Yani her şey para değil. Parasız da bu hayatta bir şeyleri güzelce kullanabilirsiniz. Yani videolarımı sevdiyseniz destek amaçlı lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bir yorum atmayı çok görmeyin. Yani bu şekilde sürekli yani teknik bilgilerle değil de deneme yanılmayla kendi kullandığım sistemlerle bildiğim bütün bilgileri size aktaracağım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.